31 Ağustos 2018 ve şu an Osmaniye ilindeyiz ve Yaverpaşa mahallesindeyiz. Sayın Kadir Yaman, Şeyin Yaman Beyefendi. Kadir Bey'in zeytin bahçesindeyiz. Rekor gelişim toprak düzenleyici ürünü bu sene kullandılar kendileri. Evet. Ve bayimiz olan Sayın Oktay Bey, Oktay Arslan, Marmara Alakreis Tarım'dan temin oldu, alındı, bayimizdir. Efendim, ürünümüz ne yaptı? Ne gördük? Ağaçlarımız nasıl değişiyor? Bahçe ortak, kardeşlerin sana falan aşağı ineceğiz, göreceğiz haliyle. Tabii 2 yıllık bir ürün, daha çalışmaya devam ediyor. Ne gördük? Bir anlatır mısın? Şu ağaçların üzerini göstererek yavaş yavaş anlatalım, buyurun. Valla işte sürgünlerde sizin de gördüğünüz gibi, ben bahçemin bir kısmına kullandım, bir kısmına, 50 ağaç, benim 200 ağacım var. 200 ağacın 150'sine kullandım, 50 ağaca kullanmadım. Kullanmadınız. Deneme amaçlı oldu bu bizim için. Evet. Diğer kardeşlerim de işte bendeki gelişmeyi gördükten sonra, yaklaşalım biraz. Gördükten sonra onlar da kullanmayı düşünüyorlar yani. Şu an düşünüyorlar mı? İşte, İsimleri işte, nedir onların efendim? Mehmet Mustafa. Mehmet Yaman. Mustafa evet, Yaman. Yaman. Buradan Hüseyin Yaman. Selam söylüyorum kendilerine. Kendiler gördüler mi şu an bu farkı? Şu an işte farkı gördükten sonra kullanacaklar. Gördüler. Fark gözüküyor şu anda, evet. Farkı gördükten nedir fark? Verim olarak, tane kalitesi ya olarak? Şimdi, evet. Şimdi bizim ağaçlarımız biraz işte kullanmadan önce şeydi, biraz yorgunluk hali vardı. Ben Şubat ayında kullandım bu rekor gelişimi. İşte kullandığımız ağaçlar da kullanmadığımız ağaçların meyvelerinin arasındaki farkı burada görmek mümkün. Evet. Tabii yaklaşalım şöyle. Yeni filizler. Alacağız, göreceğiz. Yeni filizler veriyor. Şimdi şöyle yapacağız efendim. Kullandığımız yerde. Kullanmadığımız yerlerde filiz oranı çok sürgün düşük. Yok, mühür yani. Gelecek sene zeytin yok yani. Yani inşallah alacağız da sulama yapıyorum bu sene çünkü. Sulamaya gelince bu sulamayı kardeşleriniz de başladı aynı anda, değil mi? Tabii aynı, beraber yani. Yani sonuçta birazdan daha yeni iki kere sulamışsınız. İki defa suladık. Onlar da iki kere suladılar. 10 günler aynı bahçeyi birazdan göreceğiz tabii, yani. Tabii. Şu ağaç çekelim efendim, bakın birazdan atılmayan yerleri göreceğiz. Şu ağaçlarımızın bir halini çekelim. Şu an içteki çalılaşma durumları neydi bir görsün. İçteki çıkan şu sürgünleri gösterelim. Çünkü aynı ağaçlarda, başka bölgelerde, aynı yerde bunların olmadığını görüyoruz yani. Evet. Dip sürgünleri daha fazla. Temizliyorsunuz, gene çıkıyor. Ya, temizliyoruz tabii, temizliyoruz. Çıkıyor yani. Gene çıkıyor diyorsunuz, evet. Yani bu... Evet, gelelim ağaçlarımızı çekelim böyle. Şimdi bakın, bu ağaç burada atılan bölge şöyle. Tabii. Kaç dekar efendim burası? 11 dekar. 11. Şöyle bir bahçeyi çekelim şöyle. Atılan bölgeye doğru. İlerisi atılmadı. Şöyle uzaktan bir zoomlayalım şöyle. Bahçeyi şöyle. Uzaktan bir zoomlayalım böyle. Ondan sonra... Buyurun yürüyelim şöyle. Siz önden buyurun kameraman olarak. Böyle geçin, devam edin. Biz de arkadan yavaş yavaş gelelim şöyle. Evet, buyurun. Devam ediyoruz. Atılmayan yere doğru gidiyoruz yani. Evet. Evet, şu ağaçlara bakıyoruz. Gösterelim şu sürgünleri. Sürgünler böyle güzel güzel sürgünler. Bir de meyveler ben görüyorsunuz. Size şunu göstereceğim. Bakın şurada az da olsa filiz kurdu sürgünü yemiş. Evet. Aşağıda ne kadar yiyor? Yani... Daha fazla. Görürüz, tabii. Daha fazla. Tabii. Bu şu anda filiz kurdunun, sürgün kurdunun hiç fazla da zarar vermediği ağaçlarımız şu olsun. Çünkü güçlü ağaçları böcek daha zor yiyor. Tabii. Yani onu bilin haliyle. Tabii. Gelelim bakın ağaçlarımızı, şu ağacı çekin bakın. Mesela görüyorsunuz aşağıda, birazdan göreceğiz. Ağaçlarımızın alayı çalılaşmış durumda hala yani. Aynı ağaçlarda onlar. Şu güzel zoomlayalım şu ağaçlara bakın. Bölge sulanmaya yeni geçmiş. Daha 2 kere sadece, o da 1 hafta arayla. 5 saat sulamış. Öyle sulamada da çok bir fer yok yani. Evet. Renk nasıl peki? Bu arada bahçenin yine bakımını yapanlardan Sayın Hüseyin Bey. Nasıl efendim bahçe? Ya duble şeyler standart. Yani aşağı yukarı hepsi birbirine eşit. Eşit. İrilikte. Evet, görüldüğü gibi. Yani irili ufaklı değil. Hepsi de siyahlaştığında. Biz salamura düşünüyoruz kısmet olursa. İnşallah. Salamura'da da istenilen bir boyut. Evet. Hepsi duplet çıkacağını yani aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Evet. Ağaçlarda da görüldüğü gibi yani renk açısından. Bakın sürgünleri görüyoruz. Şimdi şu anda. Sürgün araları daha kısa şeyler. Bölgenizde zeytin hasatı tam hangi tarihlerde oluyor? Gemlik ağacı bunlar. Aşağı yukarı 11. ayı bulmuyor. 10. ayın sonu falan. Bu konum olarak orada. Konum şu an 9. ayın yenine girmek üzereyiz. Evet, bugün son. 8. ayın sonu çünkü. Evet. Yani, işte bir ay. En az bir ay var. Evet. Gözüken o. Buyurun gelin. Bir ay var aşağı yukarı. Yani ona göre değerlendirmiyorum. Bakın şu an şu zeytin kaç numara? Şu anda
Aşağı yukarı. Duple. Şu an duplenin 1.6 işte. 1.6 1 numara. Yani. Şu an 1 numara. 1.6. 1 numara, 2 numara gibi. Yani iki ile 1 arası diyebilirim arkadaşlar daha şu an. Daha 1 ay var. Çoğusu da bu şey daha 1 ay var. Evet. Yani bu şunu gösteriyor. Yani bugün rahatlıkla ağaçlarımızın zeytinlerinde hani büyümeyle ilgili sorunumuz yok halde. Devam edelim. Buyurun gelin. Şimdi şu ağaçları çekelim bakın. Birazdan atılma yerlere geleceğiz. Yani aşağılarda böyle bir ağaç yok mesela. Şimdi zaten siz de atladığınız yeri göstereceksiniz herhalde. Evet. Bakın gösterelim ağaçlarımızı. Şöyle bir sürgününü bol bol gösterelim şöyle. Yani fark nedir evet, yani? Yani sürgünler görüyoruz bak. Taze sürgünler. Peki zeytinler yani, saklamış mı? Zeytinler evet saklamış. Yapraklar evet. Öyle şeyler. İnşallah yani. Bu eskiden çalılaşma kalanı. Eskiden, evet eskiden. Bunları bulacaksınız kalan. Güzelce. Bunlar temizlenecek. Ağaçların tekrar. Zaten bozuk olduğunu görüyoruz evet. Öyle. Ve şimdi ne yapmış? Sürgün daha fazla. Daha ilk senesi. Evet. İnşallah seneye yani aynen. Daha farklı bir şey bekliyoruz. Hüseyin Bey'in dediği bekliyoruz. Konu önemli. Bakın bozuk ağaçlar arkadaşlar her zaman söylüyorum. Yani bozuk ağaçların sürgünü 1 santim sürgün sağlıklı ağacın 10 santim sürgüne denktir yani. Evet. O yüzden şu anda bu zor şartlarda gelmiş sürgün. Çünkü ağaçlarınız çok iyi değilmiş. Birazdan aşağıdakini göreceğiz. Buyurun gelin. İklim burada nasıl gidiyor bu arada Kadir Bey? Yani iklim şartları nasıl? İklim şartları çok değişti. Şöyle ağaçlarından neden çok değişti? Çok değişti. Bilemiyorum ki. Ben 66 yaşındayım. Evet. Daha ben Mayıs ayında buğda biçildiğini bilmezdim yani. Bu sene oldu yani. Bu sene Mayıs'ın başına biz buğda biçtik. Bu yani. Sene Mayıs'ın ayında buğday biçtik yani sahile. Her şey erken geldi bu sene yani. Bu sene erken. Peki yağmur yağış şekli nasıl? Sağanak mı yağıyor, normal mi yağıyor, nasıl yağıyor? Bu sene çok güzel yağmur yağdı yani. Evet. Yani şey diyorum, bu sene gelelim çok, böyle. Çok iyiydi. Ama şu işte, yeşillik nasıl? Bakın, şimdi birazdan şuradan biraz alalım biz. Dalınızdan kopartacağız artık. Şöyle bir hani yeşillik kıyaslamalarını yapalım. Şimdi bakın şu an burada gördüğünüz gibi sürgünümüz de var. Yeşillik yaprak rengi yeşilliği gayet güzel. Hani bölge sıcak bir bölge. Bir kimse Bursalı'yla Aksarlılar Osmanlı'yla kendini kıyaslamasınlar. Buraların toprağı güzel. Oraların iklimi güzel. Sıcakları güzel. Tabii ki. Yani buraların toprağı güzel. Şuraları çekelim efendim. Güzelce şu. Yani. Şu ağacı bakın çekelim güzelce. Bakın gösterelim. Şu ağacı güzel çekelim. Bakın ağaçlarımız dönüşüyor haliyle. Bir de ben burada önemli bir konuyu söylemek istiyorum. Şimdi zeytin ağacımız tabii goble şeklinde bulunuyor. Ama bu bölgeler biraz daha sıcak olduğu için ben de bayilerimde söyledik haliyle. Yani bugün ortalarda birkaç dal bırakmanızı öneriyoruz yani tamam mı? Yani gövdeye direkt güneş vurmasın yani. Çünkü bir Akhisar gibi, bir Bursa gibi değil burası. Evet sıcak. Burası çok daha sıcak evet. Yani. O yüzden de aralarda birkaç dalcık böyle güneşi kesecek muhakkak bırakın yani. Evet. Gövdeyi birebir güneşe maruz bırakmayalım. Ama buralarda daha soğuk yani. Daha sıcak yani. Daha sıcak. Evet. Şu ağacı güzelliğini gösterelim. Bakın ne kadar güzel. Bakın tepe sürgünlerini gösterelim. Evet şöyle. Var mı Mehmet abilerde böyle ağaçlar? Ya olsa dahi yani şeyler standart değil. Meyve taneler standart değil. Yani iri evet. Ufaklı. Filiz kurdu bunlar zararı var buna bakın. Kurdu zararları ki en yani çok kapatmış. Filiz burada var. Bak filiz daha çok burada. Daha çok orada az filiz var ama filiz kurdu ama da var. Filiz kurdu var. Yani ne demek bu? Onu da mı engelliyor yani? Güçlü olan ağaç. Güçlü olan ki daha yeniliyor. Tekrar çıkıyor haline. Buyurun gelin. Evet, buyurun devam edelim. Şimdi bu ağaçlarımız şu anda güzelleşiyor arkadaşlar ve gelecek sene bu ağaçlar daha iyi olacak yani. Onun için budamayı daha keskin yapın. Çünkü bugün bakın eskiden şu iki dal aralı sürgünlerde bakın şu gelelim yaklaşalım böyle bakın şu sürgünde şu mesafeler eskiden daha açıktı. Şimdi ise bakın yaklaştı iyice. Dolayısıyla eskiden şöyle 10 santim bir daldan sürgünden diyelim 10 tane zeytin alıyorsanız şimdi 15 tane zeytin alacaksınız yani. O yüzden daha doğurgan bir dal. Az dal çok meyve. O yüzden iyi budayın, korkmayın yani. Ağacı gereğinden fazla meyveye boğdurmayalım. Budamayla o ağacın yükünü alalım. Az dal besleyip daha iri taneli, daha kaliteli zeytin alalım yani. Tamam mı? Yani yine aynı kilo çıkar merak etmeyin. Fazlası çıkar yani. Evet. Buyurun. Şöyle çekelim, önden geçelim. Buyurun. Yok. Gelelim böyle. Az daha şeydi. Şuradan da çekelim bakın. Atılan bölgeyi şöyle çekiyoruz. Güzel bir zoomlayalım şöyle. Ağaçlarımızın hali bu şekilde. 8'e 8, 3 biraz demek rampa ya. Bir bölge. Evet. Malum rampa bölgelerde arkadaşlar en büyük sorun şudur. Şimdi malum boruları ne yapmışlar? Su borularını aşağı doğru döşüyorlar. Su tam anlamıyla almaz. Niye? Su aşağı doğru akıyor. Tek boru
eğimli arazi. Dolayısıyla işte burada rekor gelişim toprak düzenleyici. Ağaçlara suyu emdiren bir üründür. Toprağa suyu emdiren bir üründür. Toprağın altında suyu yaydıran bir üründür. Bundan dolayı da özellikle burada gerek yağmur yağışlarını daha aşağı indiren bir üründür. Gerekse verdiğiniz suyu daha aşağı indiren bir üründür. Bundan dolayı da özellikle yamaç arazilerde muhakkak suretle kullanılmalıdır yani. Ha, düz arazide gene bir şekilde suyunu alıyor. Evet. Ama eğik arazide verdiğin su da akıp gidiyor. Kısmi olarak hala. Buyurun devam edelim. Gelelim böyle. Bakın şu ağaçları çekiyoruz şöyle. Şimdi bu ağaçlarda verim durumunu ne gözüküyor size göre arkadaşlar? Evet. Canlılık olsun. Evet. Zeytinlerdeki şeyler olsun. Ne kasa, kaç kasa çıkar buradan? Aşağı yukarı 50 kilogram. 3 kasa, 2 kasayı geç, 3 kasa aşağı yukarı 75 kilo gibi rakam çıkar diyorsunuz. Yaşları kaç bunların? Bunlar 25 yaşında. Evet. Evet. 25 yaşında bir ağaç. Bu evet. Zamana kadar da hiç sulamamıştık. Evet. Bu yani şekilde. İlk sene, evet, ilk daha sene. Tabii şimdi bakın sulama ile dedik ya, sulamaya başladıysanız bu sene sulamayı bizim dediğimiz şekilde yapacaksınız. Aksi halde arkadaşlar. Evet, bitti. Şu an herhalde bitti. Öbür tarafa geçiyoruz yani. Evet, şimdi bizim şurada mıydı o işaretli olay? Burası. Tamam. Zaten bakın ağaçlara bakın. Gelin böyle. Ağaç. Arkadaşlar işte bakın şu ağacı görün, hemen sınırdan geçiyoruz. Nasıl ağaçlarımız? Yani bu taraf kullandığımız. Çekelim düzgünce. Ha bak. Oraya çektik geldik biliyorsunuz. Kullandığımız. Bakın ah. Kamerayı şöyle döndür Oktay Bey. Bakın şöyle görüyorsunuz hemen tamam. Ağaçlar dolu dolu. Ağacımızı görüyorsunuz her taraf. Şu ağacın bütün içini atılan bunlar. Bakın hemen zaten. Şimdi bakıyorsunuz aynı seviyede, aynı yerde. Ha. Evet. Şey biraz daha zayıf yani. Sürgün var mı? Yani, bakın al sana zeytin. Yani. Al sana sürgün bitmiş. Erken kararmış bak. Şimdi sürgün yok. Zeytin az ama erken kararmış. Erken kararmış. Yani zorlanıyor şu anda. Zorlanıyor. Daha bir ay var hasata. Baksana yarısı. Ağaç böyle hani dersiniz ki çok güçlü olur da hani erken kararır ama öyle bir durum söz konusu değil yani. Daha buyurun gelin evet sonra. Devam edelim. Tabii renk tonu bakın şimdi oradan aldığımız dal buydu bakın. Şimdi gelelim böyle yaprak irili nasıl arkadaşlar? Bakın şu atılan dallardan geldik. Nasıl yaprak irili? Değil mi? Renk nasıl? Evet. Halkalı leke oranı nasıl? Yani. Yani orada var mı halkalı leke bu arada? Yok. Aynı bakırlı ilaçlarınızı? Aynı kullanır. Aynı markayı kullanırız. Aynı markayı. Oktay Bey'den. Evet, Oktay Bey'den. Oktay Bey'den. Ama şunu ben söylemek istiyorum. Tabii ki kesinlikle bakırlı ilaçlarımızı atacağız. Ben hep söylüyorum bunu. Hele böyle yıllarda, arızalı yıllarda buna da atılmasaydı belki bu şekilde olmazdı. Onun için bakırlı ilaçlarımızı kullanacağız. Ama bak ağaç bozuk oldu mu atsan da bu fayda sağlamıyor. Biliyor musunuz? Yani hiçbir işe yaramıyor yani. Evet. Şimdi şu iki meyve arasındaki fark. Aynen bozuk. Yaklaştıralım. Yani. Bakın meyve farkı. Gelelim böyle yaklaştıralım. Şekil bozukluğu var arkadaşlar. Gelin çek yaklaşın. Yakına gelin böyle. Bakın burada gördüğünüz gibi şekil bozukluğu var burada. Meyve kullan, evet. Eğilmiş yani. Eğilmiş yani. Bugün eğilmiş ve kasıyor. Kasıyor. Buyurun gelin. Atılmayanlar gezelim. Buyurun gelin. Şimdi bu arada bir de gelelim başka bir şey arkadaşlar. Gövde renkler arkadaşlar. Bakın şimdi, gelin. Şimdi bir, gel, şey, gel. Bir şey daha Savaş Bey. Heh. Şimdi rekor gelişimi kullandığımız ağaçların dipleri böyle şeyle şişmiş toprak şişmiş pozisyonlar. Kabarık. Kabarık yani. Heh. Ama bunlarda o şeyi göremiyoruz yani isterseniz. Yani çok ben size çok başka enteresan. Çok enteresan bir şey. Başka bir şey söyleyeceğim. Gelin ağaçların gövdelerine bakalım. Gelin buraya. Şimdi bakın. Şurada görüyorum. Buyurun gelin. Gelin buraya. Görüyor musunuz ağaçların atılmayanlar? Ne halde burası? Siyah. Bu renk nedir şu anki renk? Bakteriyel kanser arkadaşlar. Biliyor musunuz şu anda ağaç. Zaten siz şu ağaçtan verim alamazsınız ki yani. Şu ağaç şu an zaten hastalıklı. Birçok ağacınız böyle bakın. Gelelim hemen şuraya bakalım. Ha, şu ağacın haline bakın işte. Buraya da suluyorsunuz. Evet. Her gübreyi buraya da veriyorsunuz. Aynı bakıyor. Siz bakıyorsunuz. Aynı bakın. Bahçeye bakan beyefendi. Evet. Aynı. Size de bakıyor. Evet. Abilerinize de bakıyor. Kardeşinize de bakıyor. Hepsine aynı ilaç. Şu an çekelim efendim. Bakın ağacın çalışmasını görelim yani. Heh, görelim güzelce. Bugün
aynı sıradan ağaçlar. İlaçlamalarımızı bize Oktay Bey önerir. Marmara Alokrois tarım bayimizdir kendileri. Evet, kendine, yani. Evet buyurun. Gelelim efendim buraya. Var mı ağaçlarımızda attığınız yerlerde bunlardan böyle? Kalmış mı? Buyurun gelelim. Bak, hatırlayın ağaçlar. Evet. Var mı sizin ağaçlarda? Yok. Yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın simsiyah gövde. Şu an müdahale edilmezse bu ağaçlar daha geri gidiyor. Bakın gelin buraya. Gelin efendim şöyle çekelim. Görüyor musunuz bakın? Şu an arıza bu halde. Gördüğünüz gibi güneş daha çok zarar vermiş. Çünkü çalışmıyor. Odun çünkü zaten. Tamam mı yani? Sıkıntılı. Bak siyah. Biliyor musunuz? Aynı bakım yapalım. Bahçedeyiz. Yani ağaçların birçoğu böyle. Buyurun gelin. Buyurun gelin. Evet. Evet. Nasıl ağaçlar? Atılmayan ağaçlar bunlar gene. Evet. Görüyor musunuz? Çalılaşmış. Hı. Yani şey olarak hani sürgün var mı? Sürgün yok. Sürgün. İyi çekilip atılmayan ağaçlar şöyle. Çünkü insanlar yani burada kardeşleriniz gördüğünüz gibi farkı evet. Görmüşler abi. Evet. Çünkü yani bugün asıl tekrar söylüyorum farkını siz bu sene yaşayacaksınız. 2019 yılında yaşayacaksınız bundan sonra. Öyle mi? Tabii ki canım. Bozuk ağaçlar bakın hepsi arıza ağaçlar. Yani. Kendini yeniledi, toparladı. Evet. Şimdi alalım şunları buyurun. Şimdi gelelim buradan şu sürgünlere. Bir sürgün bulsak burada bir şey göstereceğim ben size de. Yani. Buyurun gelin böyle. Aa bak. Ha. Bakın yani. Filiz kurdu gelin bakın. Filiz kurdu. Görüyor musunuz? Meyveler arasındaki şimdi şey, daha fazla zarar vermiş. Daha fazla filiz kurdu orada. Filiz olmadığı halde neredeyse daha çok zarar vermiş. Çünkü niye? Zayıf sürgün. Bizim oradaki ağaçlarımızda bunları göremiyorsunuz yani. Bakın iyi çekin bakın birçok ağaçta bu var yani. Halka leke daha fazla görüyorsunuz. Evet. Halbuki halka leke lecin atıyorsunuz. Tabii. Aynı. Hepsini aynı atıyorsunuz. Ha, evet. Atacaksınız arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi daha fazla. Ağaç bozuk çünkü. Şimdi bir sürgün görürsem ben bir şey göstereceğim sizlere. Bir sürgün bulalım şöyle. Bakın gelin. Üzerinde meyve olmayan bir sürgün arkadaşlar. Şunu kopartayım ben de. Şuradan bir kopartabilirsem. Bakın arkadaşlar burada benim az önce söylemiş olduğum bir şey vardı. Sürgün aralıkları. Sürgün aralıkları açık bakın. Görüyor musunuz? Şimdi şurada yaklaştırdığımızda şu sürgün aralıklarının bakın görüyor musunuz? İki katı %50'den daha fazla bak. Evet. Şimdi üstüne bindirdim bak şimdi ben. Bakın görüyor musunuz? Şurada şu atılmayan şu sağdaki atılan. Bakın üstünde zeytin olduğu halde bakın mesafesi görüyor musunuz? Ne kadar? Geçiyor evet. Onu. Mesafe değişiyor. Görüyor musunuz? %30-40 daha açık mesafe. Evet. Bir de şunu odununa bakın. Bakın önemli konu. Ucuna bakın. Ucuna yeşil mi odun mu? Yani. Yeşil. Yeşil. Peki bu ne? Pişmiş odun. Yani. Bu odun. Hazır. Bu odun. Bu odun. Bu ise ot yani. Kopardın. Kırılmıyor. Ot yani. Bu benim çok önem verdiğim bir konudur. Özellikle gübrelemede dengeli gübreleme verilmezse, tamam siz diyorsunuz ki aynı gübreyi verdik. Nasıl oluyor da dengesi gübre oluyor? Evet, toprak bozuk olduğunda aynı verdiğin gübreyi dengesi alıyor burada. Orada dengeli alıyor. Bu sayede çiğ büyümüyor. Şimdi mesela bu sürgün şu anda millet diyor ki ağaçlarımız çiçek açtı. Vay efendim o kadar çiçek var döküldü. Dökülür. Çünkü senin sürgünün ot sürgün. Bunu keçi yer. Ama bunu keçi yiyemez yani. Getir keçi yiyemez bunu. Niye? Bu şimdi olgunlaşacak ki şimdiden. Yani gelecek seneye kadar bu gözünü büyütecek, edecek daha sağlıklı bir çiçek olacak yani. O yüzden fark bu arkadaşlar. Meyveye hazır olun. Ha. O yüzden sizden ricam budamanızı güzel yapın. Daha derin yapın eskiye göre. Çünkü daha az daldan daha çok zeytin alacaksınız. Biz şu an ben size şöyle söyleyeyim. Bu iklim şartlarında sizin şu ağaçlarınızdan her yıl 100 kilo ağaç beklemeyin. 60 kilo ağaç bekleyin. Zeytin bekleyin. Bir numara, iki numara. Yani. 3 olmaz duble bu aralıkta her yıl 60 kilo zeytin alın. 70 kilo zeytin alın. 100 kilo almaya çalışmayın. Bu yanlış. Çünkü ağacın cüssesine göre zeytin alacağız. Ama amacımız ne burada? Sağlıklı, kaliteli bir zeytin almak. Gelecek seneyi de kurtarmak. İşte bunu budamayla ayarlayacaksınız yani. Aksi halde ağaç güzel, az budama yaptın, 120 kilo zeytin tuttu. Ne yapacağız onu? Ağacı yoracak yani. Gerek yok. Bunlar bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Sanırım şöyle bir atılmayan bahçeyi de gelelim bakın. Buyur ağaçların bakalım. Hepsi şu zoomlayalım bakın şuradan. Ağaçların çallaşmasını çekelim bakın. Şu görüyor musunuz? Şurada çekelim şöyle. Bakın atılan ağaçlarımızda çallaşma var. Tamam. Yani atılmayan özür dilerim. Atılmayan ağaçların çallaşmasını şurada görüyorsunuz haliyle. Yani verim düşük. Sürgün yok. Yani
sürgün yok. Evet. Meyvelerin şeyleri belli. Yani evet iyi tutmuş evet. Ama kalite bütle evet. Oranı biraz daha düşük. Peki size bir soru soracağım. Evet. Bu kadar fark edeceğini düşündünüz müydü peki o zaman? Hiç düşünmedik. Yani tekrar bu kadar konuşalım. sonuç alacağımızı hiç düşünmedik. Aslında biz arkadaş birisi tavsiye etti. Böyle böyle dedi. Bize de deneyelim dedik. 50 dönüm bahçemiz. Evet. Toplam 50 dönüm. Aha. 10 dönüm üzerinde bir deneyelim. Bakalım eğer sonuç alabilirsek ona göre yani biz denemeden bir şey yapmak istemedik. Evet efendim. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Evet. Yani ne bileyim biz deneyelim. Gözümüzle görelim. Ondan tabii sonra ki. Şey yapalım. Kısmet olursa seneye komplesine. Tabii ki. Yani sonuç olarak. Gelişimi. Aynen. Düşünüyoruz. Düşünüyorsun. Sadece sonuç olarak gördüğünüz gibi. Zeytindeki önemli şey işte zeytinin iriliği, kalitesi, ya, sürgünü, yani halkalı lekesi, zeytin kurdu. Ondan sonra bunların hepsi önemli konular. Ve suyu alması konusu. Tabii. Kabarık olduğunu evet. Kadir abimiz fark etmiş halde. Gövdelerdeki siyahlığı da şimdi ben görünce siz gördünüz evet. Onları da. Siyahlar. O atılmayan ağaçlar için evet. Halde gösterdik halde. Daha ne olsun ağaçları yeniledik. Gençleşiyor ağaçlar. İnşallah. Bu süreç arkadaşlar takriben 2 ila 3 yıldır haberiniz olsun tamam mı? Yani bunu hemen bir günde, bir yılda gençleşme beklemeyin. Ve ağaçlarımız gençleştikçe budamasını da genç dalları bıraka bıraka ağaçlarımızı sanki 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında genç ağaç gibi tekrar tamam yaşlı değil ama olsun 30 yaşında duracağına tabii. 25 yaşında da 10 yaşında yani, gibi olsun. Yani. Daha iri zeytin yapar. Yani genç ağaç her zaman iri zeytin yapar arkadaşlar. O yüzden durum böyle. Benim soracaklarım bunlar. Bir Osmaniyeli halkımıza bir mesajınız var mı efendim? Osmaniyeli halkımıza bahçemizi gelip görmelerini isterler. Ona göre evet. Karar vermelerini. Oktay kardeşimiz de hatırlamayan gözüküyor. Evet. Biz tabii biz geziyoruz buralarda. Osmaniyemizin nesi meşhurdur? Osmaniyemizin fıstığı meşhur. Fıstığı, yer fıstığı meşhur. Ondan sonra da zeytin olacak inşallah. Zeytin olacak inşallah. Doğru söylüyorsunuz. Yok, az zeytinlik yok gerçekten. Evet. Yani bugün Antep yöresinde de bir kısım var ama Güneydoğu bölgesi için konuşuyorum. Gerçi burası Güneydoğu değil. Tam sınır burası Akdeniz'e giriyor. Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'e giriyor. Aynen. Doğu Akdeniz'e giriyor ama tabii sınır. Arada sınır. Çok 120 kilometre. Şimdi zeytini tanımak lazım. Evet. Ben 65 yaşındayım. Maşallah Allah razı olsun. Zeytini zeytin yağı yemezdik yani eskiden. Biz bunu yaklaşık işte 25 yıl oldu ağaçlarımızı meydana getirdi. Yani 5 yıllıktan sonra yağ almaya başladık. Ondan sonra da zeytinyağı yemeye başladım tamam. Yani. Afiyet şeker olsun. Herkesi tavsiye ediyoruz. Ve bugün ayrıca şunu da ölçmenizi rica ediyorum ben. Şimdi gelirken bir arabada abimiz zeytinyağı oranıyla, yağ oranıyla alakalı bahsetti. Şimdi işte arkadaşlar bozuk ağaçtaki yağ oranı da düşük olur. Dolayısıyla ağaçlarınızın kalitesini artırdığınızda yağ oranı da yükselecektir. Yani ister yağlık yapın, ister sofralık satın. Takdir sizindir. Bazen piyasa düzgün oluyor, yağlık veriyorsunuz. Bazen piyasa şey oluyor. Tabii. O piyasa biz belirlemiyoruz. Piyasa malum. Çok daha çetrefilli bir konu haliyle. Kendini ver. Evet. Yani. Osmaniye'den herkese saygılarımı arz ediyorum, sevgilerimi arz ediyorum. Bahçemizi gezdirdiniz. Çok teşekkür ederim ben. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Osmaniye gezmeye devam ediyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.